kitabı çizir, ömrü dolu kitabı çizir, bildiğini görmezden gelerek geçir derler. Fakat şunu bilirsiniz ki, ilk selamı veren kazanmıştır. İlk adımı atan kağıdıdır. İlk bayrağını aşan tebrik eden Allah katında gönderir. Onun için bu bayram gününde ahiret pazarına kâr etmek istiyoruz, ilk adım bize atalım. Karşıdaki suç o. Suçun büyüğü onda o, kabahatli olsun ama ilk adım bize atalım. İlk tebliğimiz yapalım, ilk selamı biz verelim. İlk kırgınlığı yetmeyecek hareketi biz yapalım değerli kardeşlerim. Gel müminler. Komşularla iyi geçinme, komşularla da tebrikleşme. Buna bakın, bayramın üzerimizdeki sorumluluklarından birisidir. Komşularımız çoğu zaman aslında akrabalarımızın devrine geçirmektedir. Nice dertlendiğimiz, sıkıntı çektiğimiz anlar olur da, kardeşimizi bile söyleyemeyiz, fakat komşumuzla paylaşırız, onunla dertleniriz. İşte bize bu kadar yakın olan, olması gereken, fakat şu anda apartmanlarda, o hücrelere hapsolduk apartmanlarda kapı komşularımızı bile çoğu zaman tanımak isterler. İşte bu kötü gidişata, bu birbirimizden uzaklaşmaya bir son vermek bayramımız istiyoruz. Kafamıza koyacağımız bir kız lokma tatlıyla veya bir şerbetle komşumuza gidip bayramımızı tebrik edip onun da bu günlerden haberdar olmasını sağlayabiliriz. Neden daha önce dediğim gibi, nice anne baba var, evlatları kapısını açmayan, torunları evin içinde cıvıldamayan. İşte bu insanlara da, değerli kardeşlerim, değer verdiğimizi, onların da sevdiğimiz insanlar olduğunu bu bayramda gösterebiliriz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın komşu ve hakkıyla alakalı o kadar tavsiye ediliyor ki, Erustani Hadim dostum Hadim Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki hatta bana dönen güvenlik de bu. Ta ki o komşuyu komşuya varis kılacağını sandı. Anne baba ölür gider evlatların mirasını paylaşır. Bana varis olur. Sanki diyor onun anne babasıymış gibi mirasçısıymış gibi yanacağını sandı. Onun için komşularımız evet dinden uzak olabilirler. Efendim, bayram edip, cuma edip bilmeyen insanlar da olabilirler. Fakat biz bunlara da takılmamalıyız. Belki hiç konuşulmamış da olabilir. Buna da takılmamalıyız. Belki bizim vesilemizde Cenab-ı Hak onlara da hidayet nasip eylemelidir. Hatice Ömer'in büyük oğlu Abdullah İbn Ömer bir kurban bayramında hayvan kesiliyor, taksim ediliyor, komşulara gönderiliyor. Evine gelince soruyor evdeki hizmetliye. Diyor ki filanca komşuya da gönderdiniz mi kurbanın etinden? Diyor ki efendim o bir Yahudidir. Evet Medine'de Müslümanlarla beraber Yahudiler var. O bir Yahudidir. Bana niye gönderdin ki? İbn-i Ömer diyor ki ben Allah Resulü'nden
maliyet içerisinde bu laflarında bir bol değerli kardeşlerim. Allah'a emanet bir tane kısımda Vâhû Rabbeke Hakk'a yetiye cennet. Ölüm sana gelinceye kadar kulukta devam et. Dolayısıyla bizler Ramazan gidince kulluğu bir tarafa bırakacak, cami cemaat bir tarafa bırakacak insanlar olamayız. Kulluk dediğimiz şey Ramazan'dan sonra da devam ediyor. Ben onu çok eleştirdiğim bir sebebi, çoğu alay ettiği Ramazan Müslümanı olamayız. Cuma'dan Cuma'ya kalmazsa Cuma Müslümanları olamayız. Bayramdan bayrama cami Allah'ın hatırlayan bayram Müslümanları da olamayız, olmamalıyız. Rabbim bir ömür boyu kulluğuna layık olan bakiye kullarları olan bizlere ihsan eylesin. Bayramları başta bizim milletimiz, babamızla devletimiz olmak üzere bütün alem İslam'ın hayırlarına, hayırların fethine vesile eylesin. Başta memleketimizde olmak üzere bütün İslam coğrafyasında özellikle mazlum, muzdarip, mustazap, ümmet coğrafyasındaki bütün yetimlerin, gariplerin, göksüzlerin, kulların hissedilmesine vesile eylesin. Onlara da barışla kutu içerisinde bombasız, bantamasız, terbiyesiz, ağız tadıyla bir bayrak gösterilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, vaktimiz doldu. İnşallah kısaca bir bayram namazını tatil edip inşallah namaza geçeceğiz. Değerli kardeşlerim, malum senede iki defa bayram geliyor, kurtuna gidiyor, sizi tarif. Muhterem müminler, değerli dostlar, Yüce Rabbimize sayısız hamdü senalar olsun, bizi bir bayram sabahına kadar iliştirdi. 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i idrak ettirdi, sağlık sıhhat içinde bir Ramazan geçirdi. Yanmış olduğumuz iftarlarla, tutmuş olduğumuz oruçlarla, kalkmış olduğumuz sahurlarla güzel bir Ramazan geçirdik. Rabbim inşallah hepsini cennetle mükafatlandırsın inşallah. Rabbim sağlık sıhhat içinde bir bayram geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim herkesi kazadan, beladan, musibetten korusun ve muhafaza eylesin. Birlik beraberlik içinde kazadan, beladan uzak bir bayram geçirmenizi Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum inşallah. Senede iki defa kılınması hasebiyle bayram namazını tarif edip namazımıza geçeceğiz inşallah. Görünmesi bakımından ayağa kalkıp böyle tarif edeceğim. Niyet ettim Allah'ın seni rızan için bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imama deyip Allahu Ekber deyip tekbir alıyoruz. Ellerimizi bağlıyoruz. İmam efendi ve cemaat içinden Subhaneke duasını okuyor. Subhaneke duası okunduktan sonra imam efendi Allahu Ekber diyor, birinci tekbir alıyor. Ellerimiz yanda. Allahu Ekber diyor, ikinci tekbir alıyor. Ellerimiz yanda. Allahu Ekber diyor, üçüncü tekbir alıyor ve ellerimizi bağlıyoruz. İmam efendi açıktan Fatiha ve Zamm-ı Sûre okuyor. Rükû, secdeyi yapıyoruz ve ikinci rekata kalkıyoruz. İkinci rekata kalktığımızda İmam efendi Fatiha ve Zamm-ı Sûre okuyor. Zamm-ı Sûre'nin Rabbim olduktan sonra İmam efendi Allah'a ekber diyor, birinci tekbir alıyor, ellerimiz yanda. Allah'a ekber diyor, ikinci tekbir alıyor, ellerimiz yanda. Allah'a ekber diyor, üçüncü tekbir alıyor, Allah'a ekber diyor, dördüncü tekbirle rükû, secde. Oturduğumuzda etahiyyatü salli merik, Rabbena cina, Rabbena cümle duaları sağa sola selam verip İmam efendi hutbeyi irade ettikten sonra bayram namazımız tamamlanmış oluyor. Rabbim kılmış olduğumuz bütün namazlarımızı, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi dergâh-ı izzetinde kabul ve mahkûl eylesin. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Salatul Eid, Salatul Eid. Tekbirleriyle beraber üzerimize vacip olan Ramazan bayram namazını kılmaya uygun hazır olan imama. Allah-u Ekber.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Allah.
Allah'u Ekrem, Allah'u Ekrem.